Evet arkadaşlar, size daha önce kutu açılımını yaptığımız Silvercrest marka robot süpürgenin bugün temizlik ve yerleri silme mop özelliğini test edeceğiz. Sizlerle beraber başlıyoruz videomuza ve ona göre testin sonunda nasıl olduğunu, nasıl temizlediğini, nasıl mop yaptığını hepsini detaylı olarak incelemiş ve anlamış olacaksınız. Birlikte göreceğiz. Evet, şu anda başlatıyoruz. Kumandamızda bu arada bir ince detay vermek istiyorum. Daha önceki kutu açılımında biz bazı yerlerde araştırmamızda yazdığını görmüştük. Mobil app'ten, telefonunuzdaki mobil app'ten yönetebildiğinizi görmüştük bu modeli. Fakat bir üst modeliymiş. Orada biz belki yanlış gördük, yanlış yönlendirmiş olabiliriz. Sizleri onu düzeltmek istiyorum. Bu modelde bütün özellikleri kumandasıyla kontrol edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şu anda durduruyorum. Gördüğünüz gibi kablo vardı, kabloya takıldı, halıya çıkmaya çalıştı. Halıya çıkma konusunda bir problem yaşamıyor. Çok da kalın bir halı değil zaten. Fakat evinizde kablo olan yerlerde buna dikkat etmeniz gerektiğini söylemem lazım. Evet arkadaşlar, biraz önce kabloya takıldı, onu gösterdik size. Kablodan kurtardık. Halının üzerinde, küçük sıraya pastasının üzerinde tekrardan başlatıyorum. Şimdi ortalığa da biraz pirinç falan attım. Nasıl temizlediğini daha net görüp anlayabilirim diye. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi temizliği bitirdi. Birkaç tane yerde pirinç taneleri kaldı. Ama şunu söyleyebilirim, evdeki küçük paspasların üzerinden çok rahatlıkla geçiyor. Bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Kablo olursa takılıyor. Orada bir sıkıntı var. Kablolara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü etrafına doluyor ve bu bir sorun yaratacaktır. Onun dışında yatak altı, koltuk altı, girebileceği her yerin altından geçip ondan sonra temizliği bitirdi sayılır. Şimdi mop denemesini yapacağız. O yüzden bir su haznesini de taktık. Gördüğünüz gibi birkaç tane pirinç tanesi kaldı. Ama onun dışında genel olarak süpürmeyi köşe bucak gayet güzel yapıyor. Şu anda burada gördüğünüz gibi biz toz haznesini çıkardık. Su haznesini koyduk. Su haznesine biz birazcık ılık su koyduk. İçine de bir parça temizlik malzemesi kattık ama yani çok güçlü bir şey katmadık. Hafif bir şey kattık. Umuyorum güzel bir şekilde çalışacaktır. Şimdi denemek için başlatıyoruz.
Evet arkadaşlar, detaylı incelemesini yaptık, videolarını çektik. Sizlerin de bilgisi olsun diye tam olarak emin olmak istedik. Tam olarak size net konuşabilmek adına. Yani şunu da çok net söyleyebilirim. Temizlik konusunda, yerleri süpürme konusunda oldukça başarılı. Her yere çok rahatlıkla girebiliyor. Girebileceği boyutları ölçüsünde olan her yere. Yani birkaç dakika fazla bıraktığınız takdirde de kalan birkaç tane pirinç tanesini de ortada bırakmazdı. Ondan emin olduk yani. Sonra mop özelliğini denedik. Mop özelliğinde de aşağı yukarı 20 dakika, 22 dakika gibi bir süre çalıştırdık. Ortalama söylüyorum. Tabii videoları kestiğimiz sırada onun hesaplamasını tam yapamadık ama 20 dakika, 25 dakika arasında bir zaman diliminde yani benim evim 1 artı 1 aşağı yukarı herhalde bir 55-60 metrekare civarında bir alanı bu sürede koltuk altları girebildiği her yeri de çok temiz bir şekilde mop yaptı. Lekeleri de çıkardı diyebilirim olan lekeleri. Belki ufak tefek şeyler kalmış olabilir. Ama genel olarak şunu çok rahat söyleyebilirim. Biz bunu yurt dışı Lidl mağazasından 130 euroya temin ettik. 130 euro gibi emsallerine baktığınızda 130 euro gibi bir rakamla hem süpürme hem mop yapma özelliği olarak memnun kalacağınızı ben düşünüyorum. Ama tabii ki yine de herkesin görüşü farklı olabilir. Ben fiyat performans olarak değerlendirdiğimde bu ürünü o fiyata alınabilecek en iyi robot süpürgelerden bir diyebilirim. Ortalama fiyatları 200 euro civarında bu özelliklere sahip bir ürünün 200 euro ile 130 euro arasında 70 euro azımsanacak bir rakam değil. Genel olarak biz memnun kaldık. Umarım videomuzu seyreder, kanalımıza abone olursunuz ve siz de paylaştığımız şeylerden yararlanıp alıp kullanıp memnun kalırsınız ve yorum ve görüşlerinizi de bizimle paylaşırsanız ve denememizi istediğiniz ürünler olursa her şeyi yorum kısmında bize atmanızı istiyoruz. Dikkate alıp değerlendireceğimizden emin olabilirsiniz. Hoşça kalın.